الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريه ولاش تكنشتر يا hatırın dola var mı? En son bir ay önce gördüklerini değil mi hocam? Babul encas ve tahareti anha, necaset. Neler necismiş, neler temizmiş gençler. Tamam, necasetle ilgili bölümler. Tendasimun necasetu ila kısmeyn galizatin ve hafifet. Necaset iki kısma ayrılmış. Biri ağır, biri hafif. Biri büyük, biri küçük. Tamam mı? Her zaman size hayatta gerekli olan şey. İyi dinleyin ya. فَالْغَز۪يلَةُ غَل۪يزَةُ ağır ve büyük olanlar الْخَمُرُ içki. Yani içki ne? Çok büyük necis, pislik ya. Bir damlası bile hemen kocaman bir nehri ne yapar? Kuyuyu heder eder, pislik eder. وَالْدَمُ الْمَسْفُ قَان. Tamam mı? Kan necismiş. Üzerinize bulaştığı zaman hemen yıkamanız gerek. Ondan namaz kılamazsınız. وَلَحْمُ الْمَيْتَةِ وَاَيْهَابِهَا. Ölü hayvanın eti ve derisi. Ölmüş leş ya. Bismillahirrahmanirrahim deyip kesilmeden ölmüş. Bu hayvan ney? Leş. Hemin eti, hemin de derisi ney? غَلِيزَ yani necis. وَوَبْلِ مَا يُؤْكَلُ مَا لَا يُؤْكَلْ لَهُمِ. Eti yenmeyen hayvanların idrarı. Eti yenmeyen hayvanların idrarı necis. وَنَجْوِ الْكَلْبِ. Köpeğin pisliği. Tamam mı? Köpeğin pisliği necis. وَرَجِعِ السِّبَاعِ وَالْعَابِهَا. Yırtıcı hayvanların hemin pisliği, hemin de salyası. Yırtıcı hayvanların hemin salyası, hemin de pisliği. وَخُرُ الدَّجَاجِ. Tavuğun pisliği. Nurullah Hoca. Sen tavukları seviyorsun, tavuğun pisliği neymiş? Necismiş ya. وَالْبَطُّ وَالْاِوَزِّ. Ördekle gazın. Yine aynı şekilde pisliği neymiş? Necismiş ya. وَمَا يَنْقُدُ الْعُضُوَ بِخُرُوجِ مِنْ مَدَنِ insan. İnsanın cesedinden abdest bozan şeylerin her hepsi de necismiş. Tamam mı? İnsanın bedeninden kan çıktı. Abdesti bozuyor mu? Evet. O zaman necismiş. İnsanın idrar çıktı. Küçük abdest. Veya büyük abdest çıktı. Abdesti bozuyor mu? Evet. O zaman neymiş? Necismiş. Bunlar hep büyük necisler arkadaşlar, ağır necisler. Bunlardan ne yapmanız gerekir? Kaçınmanız gerekir. Damel hafife, hafif olanlar. Kebabül feras. Atın idrarı neymiş? Hafif olanlar. Ve kezâ bevlu mâ yûkel lehmû. Etiyilen hayvanların idrarı ve büyük pisliği. Ve hurû tayri lâ yûkelû. Eti yenmeyen kuşların da pislikleri de yine neymiş? Hafif olan necislermiş. Arkadaşlar. مَا يُوْفَ عَنْهُ مِنَ الْاَنْجَاسِ. Yani af kapısına giren necasetler yani. Tamam biz büyük dedik ama hocam, küçük dedik ama bunun ne kadar üzerimizde olursa, elbisemizde olursa bununla namaz kılabilirdik. Veya ne kadar olursa kılamazdık. Tamam mı gençler? وَعُوْفِ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الْمُغَلَّازَةِ. Dirhem miktarı. Bir lira var ya, bir lirayı avucunuzun içine koyun. Yani ne diyorlar genelde? Şöyle suyu koyduğumuz zaman avucun içinde duran yer. Yer kadar. Görüyor musunuz? Su bulduğu yer kadar. Bak orta. Bu kadar ne yer ne? Eğer necis bunun aşağısında olursa, bir liranın aşağısında üçte biri kadar olursa onun elinde namaz kılma mekruh. Kılınır ama mekruh. Bu kadar olduğu zaman, 1 lira kadar olduğu zaman elbisenizde, üstünüzde veya iç elbisenizde, dış elbisenizde herhangi birinde bu kadar olduğu zaman yıkanmadan namaz kılınmaz. İdrara giderken kaçırdınız. Veya sabahleyin kalktınız ki insan her türlüsü olabilir ya. Yani. Elbiseye bir şeyler bulaşmış. Eğer dirhem miktarı o 1 lira kadarsa, şu avuç içi kadarsa ne yapmanız gerekiyor? Onu hemen tuvalette veyahut da banyoda yıkarsınız, sıkarsınız. Yıkarsınız, sıkarsınız. Yıkadınız, sıktınız, izi kaldı, rengi duruyor da bir şey olmaz. O rengi kalsa bile bir şey olmaz. Önemli olan o necaseti yıkayıp üç sefer sıkmanız. Tamam mı?
وَمَا دُونَ رُبُ السَّوْمِ اَوْ الْبَدَنِ مِنَ الْخَف۪يفَ Eğer bir gömlek var, gömlek var, hafif olanlar ise, yani atın pisliği veyahut işte büyük eti yenen hayvanların pisliği, elbisenin dörtte birine kadar ya. Bir gömleğin dörtte birine kadar. Bir pantolonun dörtte birine kadar. Bir iç elbisenin dörtte birine kadar eğer hafifse. Hafifler neydi? Eti yenen hayvanların pislikleri veya bunlardı değil mi? Ha bunlar eğer bunlar varsa elbiseye bulaşmışsa nedir? Bunun da dörtte biri ya. وَعُفِيَ عَنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ كَرْعُوسِ الْاِبْرِ Tuvalete girdik, idrarımızı yaptığımız yerde sıçrıyor değil mi? İdrarımız yalnız diye. Ondan o da affedilmiş ya. O da mağfu ya. Affet çünkü nereye nasıl geldiğini bilemiyorsun, göremiyorsun. O zaman ne diyor? Onu da alimler demişler ki o da mağfuvun anhu. Affedilmiş, görünmeyen şeylerdi. Eğer şeye takva babına ulaşmak için arkadaşlar bu arada idrara giderken kaçırdığınız bir iki damla baktınız göremiyoruz nerede belli de değil görünmüyor o zaman ne yaparsınız şu sudan alır biraz içine şöyle serpelersiniz oraya öylece ne yapmış olursunuz oradan o vesveseden o sıkıntıdan kurtulmuş olursun. Görüyorsanız oranın yıkanıp sıkılması gerek. Ama görmüyorum ama idrar kaçırdın sen iç elbisene. Bakayım göremiyorum. O zaman sudan alırsın eline serpelersin şeyle öylece şey yapmış olursun. Çünkü insan buna dikkat etmezse idrara dikkat etmezse elbisesine dikkat etmezse belli bir zaman sonra ne gelir insana vesvese gelir. Ya. İdrara dikkat belli bir zaman sonra vesvese gelir. Ya işte yıkadın mı, yıkamadın mı? Abdest aldın mı, almadın mı? İki mi kıldım, üç mü kıldım? Yaptın mı, yapmadın mı? Belli bir zaman sonra vesvese gelir. Allah muhafaza eylesin. Onun için idrardan ne yapın arkadaşlar? Gücünüz yettiği kadarıyla sakınmaya kadar edin. Ayakta idrar yapılmaz gençler. Ayakta idrar yapılmaz ya. Büyük abdestiniz gelmese bile ama oturarak yapın. Hem dinen hem tıbban ya. Dinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Kabir azabının çoğu neyden geliyor da? Bevilden, idrardan sakınmamış. Tıbben ise eğer iyi çıkmazsa oradan o idrar ne yapar? İçeride gittikçe taş oluşturur böbreklerde. İdrar yolunda. Onun için idrardan gücünüz yettiğiyle sakının. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için. İmam Kuşeyri'nin ve İmam Şurumbülen'in ruhu için. El-Fatiha'tu ma'as-salavat.